Bu videoda günlük antrenman nasıl yapmanız lazım? Doğru pozisyonu nasıl bulmanız lazım? Hata analizi nasıl yapabiliriz? Bunların haricinde en önemli olan şey eğim geliştirmek. Hepsini güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Yaklaşık 2 yıldır Valorant oynuyorum ve görüp görebileceğiniz bütün eğim antrenmanlarını yaptım. Eğim ile alakalı çalışmanız gereken her şeyi baştan sona size göstereceğim. Gelişirken tek kullanacağımız şey Valorant'ın poligon modu. Başka da hiçbir şey değil. Aimlab veya Kovac gibi uygulamaları göstermeyeceğim size. Eğim geliştirmenin ve rutinin yararlarından bahsedeceğim. Atıyorum Gümüş Ligi'ndesiniz. Immortal olmak istiyorsunuzdur. Doğru bir rutin belirlemeniz lazım. Yaptığınız antrenmanlar çok önemli bu konuda. Amacımız güzel bir program yazmak ve eğimimizi buna bağlı geliştirmek. Şimdi hızlı bir şekilde poligona girip başlıyoruz. Oyunun kendi getirdiği bir ayar var. Bunu açmamız gerekecek. Hızlı bir şekilde ayarlara tıklıyoruz. Buradan görüntü kısmına geliyoruz. Aşağıda ateş etme hatası var. Bunu ikisinde göster olarak işaretleyeceğiz. Bu bizim işimize çok fazla yarayacak. Bunu da biraz sonra açıklayacağım. Sağ taraftaki ateş etme hatasını açtığımızda sağ taraftaki ateş etme hatası ne işe yarıyor ondan bahsedeyim öncelikle. Sağ tarafta gördüğünüz 0.20'lik oran ve atmayı bıraktığınızda bir süre sonra kendi otomatik 0.20'ye düşüyor. Birkaç saniye durdu ve fırlandı. Bu aralıklık değerler sizin spreyi ne kadar hakim olduğunuzu gösteriyor açıkçası. Kendiniz görün bunu. Bunu açtırmamın sebebi öncelikle birinci antrenmanımız olacak bu aslında. AD butonun amacı da şu. Belirli bir yerde bir hedefe odaklandığınız zaman sağ sol yaptığınız an atıyorum bunu gördüm. Bunu koşarak sıktığın zaman 5.56'ya kadar devam ediyor. Bunu olduğu kadar aşağı çekmemiz lazım. Yani AD olayına vurdum sağ yaptım sol yaptım sağ yaptım sol yaptım. Mavi olmaması lazım bu. Hem sizi burst oynamaya yani pili üçlü atışı oynamanıza yarayacaktır. Hem de kendinizi biraz daha kontrol edebileceksiniz bu sayede. Ben bunu günlük 10 dakika yapmaya çalışıyorum. Zaten hepsini teker teker açıklama kısmına da koyacağım. Yapmamız gereken ikinci antrenman. Mouse hakimiyetine alışmamız gerekiyor. Şey hakimiyeti ve ikili üçlü atış kısmına alışacağız biraz da. Tam adapte olmak için bunu yapacağız aslında. Bunda uyguladığım iki tane şey var. 10 ve 20 metre. Vandal 3. ve 4. mermiden sonra çok fazla sekmeye başlıyor. Şimdi size bunu göstereceğim. Sadece mouse'u havaya kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru baya baya gidiyor. Bunu günlük 5 dakika yapmanız yeterli olacaktır. 10 metrede hem mouse hakimiyeti hem de spreyimize alışacağız. 20 metrede ise hem yine mouse hakimiyeti hem de pili üçlü atışa alışmamız lazım. 20 metreyi de 5 dakika yaptıktan sonra burada da işimiz bitiyor. Sıra geldi 3. antrenmana. Burada yapmamız gereken ilk şey F3'e tıklamak. Ve buradan ilk başta 50 hedef öldürüyle başlayacağız. Amacımız burada serilik. Yani kendimize bir hırt katmak. 50 hedef öldürü tıklıyorum. Boss sırrı açık. Hırsız cephane açık olarak tıklıyorum. Burada kesinlikle vücuda vurmak diye bir şey yok. Ne kadar kısa sürede bitirirseniz o kadar daha seri olmaya başlayacaksınız. Bunu da ben şu şekilde belirliyorum. Yaklaşık 10 dakikamızda bunu ayırıyoruz. 50 çarpı 5 şeklinde yapıyoruz. Yani 5 defa bunu tekrarlıyoruz. Günden güne kendi gelişimizi bu sürenin kısalmasıyla edeceksiniz zaten. Hadi devam edelim. Poligonda yapmamız gereken son şey geldi sıra. Yine F3'e tıklayıp buradan zor modu alacağız. Ve bot tırı açık, sınırsız cephane açık olacak. Zor modda kendinize bir hedef belirleyeceksiniz. Burada amacımız kafa hizasına odaklanmak. Ne kadar ileriye götürebiliyoruz zamanla bunu görmeye çalışacağız. Kendinize bir sayı belirlediniz. Atıyorum 15. Haftada bir yükseltmeye çalışın. Belki şansına denk gelmiştir ama gerçekten hep orada sabit kalmak istiyorsan atıyorum 2-2 yükseltirsin. Burada belirli bir süre yok bu arada. Poligondan çıkıyoruz artık. Başka yapmamız gereken bir şey kalmıyor. Öncelikle maç içerisinde yaptığımız şeyler çok önemli. Bunları tek tek düzeltmemiz gerekiyor açıkçası. Bu kanalda hiçbir zaman işe yaramayan bir program tanıtmadım size. Açıklama kısmında verdiğim linkte Valorant'ı göreceksiniz. Yaklaşık 350 bin kişi bu uygulamayı indirmiş ve gerçekten çok işe yarıyor. Hata analizi yapmak için bize ne sunuyor bunları göstereceğim. İndiriyoruz öncelikle. Logitech, Intel gibi markalarla çalıştığı için zaten güvenilir bir program. Onu da söyleyeyim. Burada hiçbir şey yapmıyor. Normal default ileri 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 diyorsunuz. Valorant yüklendi. Başlata tıklıyoruz. Bilgisayarınız sisteminiz nasılsa medium'a çekebilirsiniz. Otomatik kayıt altın diyorum. Ben genellikle bu şekilde bırakıyorum. Diyorum burada let's start. Bitti. Tek yapmanız gereken şey oyuna giriş yapmak. Bu kadar. Zaten otomatik olarak sizin hesabınızı tanıyacak. Aşağı tekrardan aldığımda direkt sol altta Tether diye gördü zaten. Kendi analizimizi yapmamız lazım. Bunun için gün içinde oynadığınız tüm maçları burada görebiliyorsunuz. En iyi maçlarınız sağ tarafta gözüküyor. Maç içerisinde kaç kill aldığınızı görebiliyorsunuz. Ya da öldüğünüz anları. O an ne hata yaptıysanız onları görebilmek için burada Open Video Folder var. Hem bilgisayarınızı kastırmıyor bu konuda çok işe yarıyor. Onu da söyleyebilirim. Hatalarınızı buradan mesela atıyorum son roundda bir hata yaptınız. Elinizi bile sürmenize gerek yok. Maç sonunda ne hata yaptıysanız direkt girip her round için tıklayabiliyoruz burada bu arada. Birinci kilimi almışım.
Tamam. İkinci kilime bakıyorum şu an. İkinci kilimi de almışım. Sonda da ölüyorum. O kısma geçti. Kendi otomatik kesiyor bunu bu arada. Steven'dan beni vurmuş mesela. Diğer rounda geçtim şu an. Birinci kilimi almışım. İkinci kilimi almışım. Ve sonucunda da kendi otomatik kesip öldüğüm kısmı gösteriyor. Steven'dan ölmüşüm mesela. Eğim geliştirme videosuna bunu da koymak istedim. Bu kanalda işinize yaramayan hiçbir programı tanıtmadım bu zamana kadar. Fallout'un linkini açıklama kısmına koydum. Hepiniz oradan indirebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Sıra geldi mouse ayarlarına. Mouse ayarlarında yapmamız gereken şey fare ayarlarına tıklayıp buradaki çıkan sekmeden ek fare seçenekleri diyeceksiniz. İşaretçi seçeneklerine tıkladığınız zaman burada yavaş hızlı diyor. DPI ayarınız kaç olursa olsun burada bunu düzenleyebilirsiniz. Eğer çok hızlı geliyorsa bunu yavaş yavaş azaltabilirsiniz. Çok yavaş geliyorsa da hafif yükseltebilirsiniz. Oyun içerisindeki sensimiz de çok önemli. Bunu unutmayın. Deneyin. Gün içerisinde ne kadar vaktiniz varsa artık bu antrenmanı yaptıktan sonra 3 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir artık ne kadar zaman ayırmak istiyorsanız hafif müziğinizi açın. Ölüm kalım savaşına girin. Burada birinciliğe oynamıyoruz. Yaptığımız antrenman gerçekten işe yarıyor mu? Oyun içerisindeki senaryolara alışmamız için bunu da kesinlikle yapmanız lazım. Şimdi her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Eğer yaparsanız 1 aylık, 1 haftalık gelişiminizi buraya yazarsınız. Son olarak da mentalden bahsetmek istiyorum. Bu oyunda mental çok önemli. Mentaliniz iyi durumdaysa çok daha fazla adam vurabiliyorsunuz. Eğer biraz daha iyi olsun isterseniz, yani rank yükselmek isterseniz, duo bulmaya çalışın kendi ayarınızda. Bunun için de Discord'a gelebilirsiniz. Burada takım oyuncu bul kısmı var. Gayet güzel kendinize arkadaş bulabilirsiniz. Sonuçta bir oyun, gelişmek istiyoruz hepimiz. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Vuramıyorum, edemiyorum diye kendinizi yiyip bitirmeyin. Bundan bir sene önceye kadar bu kadar iyi oyuncular yoktu. Hepsi kendini geliştiriyor. Yani ilk başta kimse böyle mükemmel başlamıyor. Bir haftada sadece bir kısmını geliştirebilirsin. Ama bunun için belirli bir süre gerekiyor. O süreyi kendinize ayırın. Yaklaşık günde 1 saat kendinize ayırsanız, yarım saat bu programa çalışsanız, yarım saatte ölüm kalım savaşı atsanız, ondan sonra rank kısmına geçersiniz. Her şeyi anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi eksiklerinizi görmek istiyorsanız Volant'ı indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.